Ya bütün tutuklu ve hükümlü arkadaşlarımızın olduğu gibi devrim de birçok hak ihlalleriyle karşı karşıya kalıyor. Birçok adaletsizliğe karşı karşıya kalıyor. Yani mesela İzmir'deyken havalandırmaların, üzerlerine tel çekilmelerin vesaire görüş salonlarının ya da arkadaşlar içerisindeki iletişimlerin engellenmesi, hastane boyutunun engellenmesi birçok engellerle karşı karşıya kalıyordular. Özellikle gardiyanların ve cezaevi yönetimlerinin baskıları falan karşı karşıya kalıyordular. Hakeza Antalya'da yine öyleydi, Edirne'de yine öyleydi. Şu an Eskişehir'de de yönetimin bütün cezaevlerinde olduğu gibi Eskişehir'de de yönetimin keyfi muameleleri vardır, keyfi baskıları vardır. Mesela 1,5 yıldır devrim hastane yüzü görmemiş bir insan, hasta olmasına rağmen, kullanması gereken ilaçlar olmasına rağmen 1,5 yıldır hastaneye götürülmüyorlar. Heyet raporlarının almaları gerekirken heyete götürmeleri için de ağız içi aramaları bahane gösterilerek disiplin cezalarına ve hücre cezalarına çarptırılıyorlar. O şekilde geri getiriyorlar koğuşlarına. Yani hiçbir şekilde hastaneye götürmüyorlar. Ve cezaevi yönetimle konuşmak istediklerinde muhatap alacak birilerini bile bulamıyorlar. Çünkü onlarla muhatap olmuyorlar. En son geçen ayki görüşmemizde o ayın 12'sinde son iğnemi de vurulacağını ve başka iğnem olmadığını heyete de götürmüyorlarmış. Ki normalde cezaevindeki olan ilaç raporları, iğne raporları süresiz olmasına rağmen sadece ve sadece kapıya götürülmeleri, bu ağız aramalarına maruz kalmaları çünkü tepki gösterdiklerini biliyorlar. Bir şekilde provokasyon yaratmak istiyorlar. Yani artık sistem evet bedayı bile bize çok görüyor. Ama yine de bazı arkadaşlarımızın dediğiniz gibi son evrelerinde artık yaşamını yitireceklerini, bu da bana göre sadece ve sadece işte cezaevinde yaşamını yitirdi denilmemesi için son evrelerinde tahliye ediliyorlar. 2 yıl önce bile yapılan kronoskopide doktorlar devrime hastalığının tekrar nüksettiğini, bağırsaklarda ülserin yayıldığını dile getirmişti. Doktorlar her zaman bunu devrime söylüyorlar. Gece gündüz fark etmiyor. Her an ama her an kendini ameliyata yatacakmış gibi hazır hissetmen gerekiyor. Çünkü hastalığının tedavisi yok. Tedavisi olmayan bir hastalığın yani bir de ilaçlarını üzerine kesiyorsun. Olan sadece ilerlemesini engelleyen ilaçlar kullanılıyor. O ilaçları bile kesiliyor. Böyle bir insanın cezaevinde olmasının onlara ne tür bir faydası vardır? Yani gerçekten ben bazen düşünüyorum ve korkuyorum da. Evet, cezaevinde son evrelerine gelen hastalar, tutuklu arkadaşlarımız hepsi bizim eşimizdir, dostumuzdur, kardeşimizdir, evladımızdır, babamızdır, annemizdir. İnsanın canı da olduğu zaman insan daha bir şey oluyor. Yani neyi bekliyorlar? Bir gün ansızın telefon açıp işte devrimin de son günleri diyecekleri günün gelmesinden korkuyorum ben açıkçası. Bunları yaşamak istemiyoruz. Bu halk bunu hak etmiyor. Sistemli bir şekilde atıyorum aile Ahmet teyze tutukluyu ya da hükümlüyü İstanbul'a götürüyorlar. Antalya'da ise Eskişehir'e, Denizli'ye, pardon Edirne'ye, her yere Türkiye'nin farklı farklı yerlerine gezdiriyorlar tutukluları ve hükümlü arkadaşlarımızı. Ailelerden kilometrelerce uzakta yerlere götürüyorlar. Bu da büyük bir mağduriyettir. Hem psikolojik olarak hem ekonomik olarak büyük bir mağduriyettir. Biz 1 yıldan fazladır devrim cezaevinde, ben dışarıda, ceza tevkif evlerine, Adalet Bakanlığı'na her yere yazı yazıyoruz. En azından bırakmıyorsanız da en azından Antalya'ya getirin. Alanya'ya getirin, Manavgat'ta cezaevi açılmış, Manavgat'a getirin. En azından haftada bir gün görüşüne gidebilelim. Psikolojik olarak biraz daha
Biz kendi açımızdan iyi olalım, o kendi açısından iyi olsun. En azından ziyaret etme hakları olsun. Hastalığını gözleriyle görme hakkı olsun. Tamam, ben gözlerimin önünde eriyordu. Antalya'dayken gözlerimin önünde eriyordu. Tutunamıyordu, telefonunu tutamıyordu kapalı görüşlerde. Ayakta duracak takatı yoktu, yerde oturuyordu. Biz öyle konuşuyorduk. Ama görüyordum onu. Şu an Eskişehir'de, ben Antalya Manavgat'tayım. 7-8 ayda bir anca görüşüne gidebiliyoruz. Yani sistem her zaman bunu söylüyor. Ya bendensin ya yoksun. Ya benim anlayışımdasın ya başka anlayış yok. Her zaman biz toplum olarak, hani Kürt halkı olarak, Kürt toplumu olarak hep yok sayıldık, hep inkar edildik, hep ötekileştirildik. Ve gerçekliğimiz su yüzüne çıkmasının için engellemelerde bulunuyorlar. Kürt halkına yapılan zulmü insanlara aktaran gazeteciler içine müdahale ediyorlar. Yani bugün gerçeği yansıtmak, toplumu aydınlatmak, toplumu bilinçlendirmek, yaşanan hak ihlallerini halka ulaştıran bir tek özgür basındır. Yandaş basın zaten yandaşlığını yapıyor.